Efendim, dün İstanbul gerçekten çok acı bir hadiseyle karşı karşıya geldi. Öyle ki 16 katlı binanın bodrum katında yer alan gece kulübünde çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ederken 29 kişinin hayatını kaybettiği feci yangınla ilgili detayları öğreneceğiz şimdi. Gayrettepe'ye çevireceğiz kameralarımızı. Bizleri bekliyor Ebrar Aktaş. Ebrar, hoş geldin diyelim sana. Detayları senden dinleyelim. Evet Arzu, senin de söylediğin gibi dün öğle saatlerinde bulunduğumuz bu noktada Beşiktaş Gayrettepe'de bir patlama meydana geldi, yangın meydana geldi. Bu yangınla birlikte tabii yürekler ağza geldi. İçeride bulunan 29 işçi, buranın tabii gece kulübü olduğunun tespit edildiğini de söyleyelim. Gece kulübünün bodrum katında yangın çıkmıştı. Tabii hemen şunu aktaralım. Olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya geldi. İçeride inceleme yapacaklar. Şu anda kameraman arkadaşım Kerem Danış ekranlara getiriyor. Ekipler buraya dakikalar önce geldiler. Patlamanın yaşandığı, daha doğrusu yangının çıktığı binanın içerisinde inceleme yapmak için geldiler. Hazırlıklarına devam ettiriyorlar tabii. Dün neler yaşanmıştı çok kısa ondan da bahsedelim. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın bodrum katında dün bir yangın meydana geldi. Bu yangında tabii yürekler bir kez daha tekrar edelim ağızlara geldi ve kısa sürede alevler zaten binanın da dışarısına baktığımızda bizler görebiliyoruz. 5. kata kadar alevler yükseldi. Kısa sürede alevler büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi, itfaiye ekipleri bu noktaya geldi, sevk edildi. Tabii zaten ekranlara da geliniyor şu an binanın son hali. Burası bir eğlence kulübü. Tabii burada neden sorusu da çok merak edildi. Neden bu yangın meydana geldi? 5. kata kadar yükselen bu alevlerin nedeni şuydu. Dün bu noktada gece kulübünde bir tadilat yapılıyordu. Bu tadilatla birlikte içeride 29 işçinin de çalıştığını, hatta 30 işçinin çalıştığını biliyoruz. 30 işçi bu noktada çalışırken bir anda yangın çıktı. Tabii ses yalıtım ve dekor tadilat çalışmalarında kaynak işleminin yapıldığı sırada tutuşan bir tüp patlamasıyla elyaf malzemeleri tutuştu. Tabii bizler biliyoruz çok kısa sürede onlar tutuşuyorlar. Bununla birlikte yangın çıktı. Bir anda büyüdü ve tabii birçok da ihmal konuşuluyor. Biz bunları anlatacağız ancak şu anda kameraman arkadaşım Kerem gösteriyor. Bu ihmaller zincirini araştırmak için de olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya geldiler. Dün burada bir saate yakın bir çalışma yürüttü itfaiye ekipleri. Tabii canla başla bir çalışma vardı. Sedyeler birbiri ardına girdi çıktı içeriye ancak maalesef 29 kişi hayatını kaybetti. Sedyelerin birbiri ardına girip çıkması da maalesef hayata döndüremedi. 29 kişi hayatını kaybederken bir kişinin de yaralı olduğunu hatırlatalım, söyleyelim. Tabii burada ihmal dedik. Dün bu noktaya İstanbul Valisi Davut Gül geldi. Kendisi bina ve işletme hakkında bilgiler de verdi. Davut Gül olay yerine gelerek aslında bilgileri bizlere teyit ettirdi ve şunlara aktardı. Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor dedi ve gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsatın da 2018 yılında yenilendiğini bizlere iletti. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu noktaya geldi ve şunları aktardı. İçerideki tadilatın kaçak bir şekilde yürütüldüğünü bizlere söyledi, iletti. İki kat, yapının iki kat altında olmasından ötürü de görülmemiş dedi ve belediyeye bununla ilgili herhangi bir başvuruda da bulunulmadığını aktardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve tabii Beşiktaş, bulunduğumuz ilçe Beşiktaş olduğu için de belediyeden de bir açıklama geldi ve belediyede şunları söyledi. Tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi bile verilmemiştir dedi. Şu an Kerem Danış gösteriyor. Dün bu binada 29 kişi, 29 işçi hayatını kaybetti. Tabii olayın akabinde hemen
soruşturma başladı ve bu soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Tabii buranın iş yeri müdürü, iş yeri ortakları, muhasebecisi, işletme müdürü ve tadilat metal işleri sorumlusu, metal iş yeri firma sahibi, mobilyacı ve iş yeri ortağı gözaltına alındı. Tabii şunu da söyleyelim, bu gözaltına alınanların da daha önceden sabıka kaydı olduğu da bizlere bu bilgi elimize ulaştı. Kasten yaralama, cinsel taciz, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kasten yaralama suçlarından tabii bunların suç kaydı bulunduğu bilgisi de bizlere aktarıldı diyelim. Tabii ihmaller zincirinden bahsetmiştik. Bu noktaya geldiğimizde zaten ilk ihmal burada yapılan tadilat çalışmalarına dair bir bilgi verilmemesi, ruhsat, bir izin alınmamasıydı. Tabii şunlar söylendi. İş yeri güvenlik uzmanlarından aldığımız bilgi de şu yönde. Kaçak akım kesici bir cihazın olması gerektiği bilgisi verildi. Görünen o ki olmadığı yönünde bir iddia da var. Yine taşıyıcılarda kesmelerin yapıldığı da tahmin ediliyor yönünde bir iddia ortaya atıldı elektrik mühendisleri tarafından. Bu noktada tekrar etmemiz gerekirse dün bir yangın çıktı ve bu yangının büyümesiyle birlikte aslında 29 işçi bu binada, bu gece kulübünde hayatını kaybetti. Bizler tabii şu anda kısıtlı bilgiye sahibiz, ancak olay yeri inceleme ekiplerinin içeriye girip bilgileri ve incelemelerini tamamladıktan sonra bizler de bilgilerimizi daha da çeşitlendireceğiz, detaylandıracağız. Tabii şunu da söyleyelim, işçilerin tamamı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Binanın tek bir girişi var ve arka çıkışının olmadığını da söyleyelim. Bunun da bir ihmal olduğu bilgisini tekrar edelim. Tabii daha içeride ne gibi ihmaller olduğunu tam olarak bizler de bilemiyoruz. Çünkü içeriye giremedik. Haliyle biz de bu noktada başka ihmalleri anlatamıyoruz. Sadece iddialar üzerinde bilgi verebiliyoruz. Olay yeri inceleme ekipleri hazırlıklarını tamamlıyorlar şu anda. Kerem Danış ekranlara getiriyor ve bu ekipler yavaş yavaş içeriye girmeye başlayacaklar. İçeride incelemelerde bulunacaklar. Tabii şunları da aktaralım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı. Bu noktaya zaten hemen akabinde İstanbul Valisi Davut Gül geldi. Olayla ilgili yeni bilgileri aktarmıştı. Bizler de bu noktada tabii haber nöbetine devam ediyoruz. Ancak şöyle ki şunu anlatalım, aktaralım. Ekipler evet yavaş yavaş hazırlıklarını tamamlıyor. İçeriye girecekler dakikalar sonra. Ne gibi ihmallerin yapıldığını, evet yeni bir olay yeri inceleme ekibi de geldi. Kuvvetle muhtemel netleşecek, kesinleşecek neden yangının çıktığını. Yine başka bir ekip daha geldi. Burada detaylı bir inceleme yapılıyor. Yapılacak da tabii. Kerem Danış ekranlara getiriyor. 29 işçinin hayatını kaybettiği o feci olaya ilişkin neden yangının çıktığını, neden meydana geldiğini öğrenmek için ekipler geldi. İncelemeler için hazırlıklarına başladılar diyebiliriz. Tabii binaya ilişkin şöyle de söylemler oldu. Allah korusun daha büyük bir şekilde de bu yangının çıkabileceği de söylendi. Bina sakinlerinin binanın hızla boşaltıldığını ve aslında bizler şunu söyleyebiliriz ki verilmiş bir sadaka varmış. Ondan dolayı da çok büyümeden hemen zaten söndürüldü. Ekipler tam olarak nedenin öğrenilmesi için de hazırlıklarına başlayacaklar. Hemen tekrar edelim. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin de şöyle ki suç kaydının sabıkalarının olduğu bilgisi de elimize ulaştı. Tabii birbirinden fazla iddia var. Bu iddiaların hepsi araştırılıyor. Belediyeden açıklama geldi. Hem ilçe belediyesinden hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İçerideki tadilatın izninin alınmadığına
yönelik bilgi bizimle geldi. Yani kaçak bir tadilat süreci yürütüldü. Bununla ilgili de daha nasıl ihmaller varsa araştırılmak için olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya geldiler. Çalışmalarına devam edecekler. Bizler de bu noktada haber nöbetine devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya aktaralım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.